16 Ekim'de görüldü. Diyarbakır Onar Ceza Mahkemesi'nde açık tanık beyanları var dosyada. İlk duruşmada açık tanık dinlendi. Dosya içerisinde bir açık tanık daha ve bir gizli tanık daha vardı. Geçen celse gizli tanığa ilişkin ara karar mahkeme kurmasına rağmen bu celse gizli tanık dinlenmedi. Bir tanık daha getirildi dosya hakkında. Dosyada tanık dinlendi, vekili tanımadığını söyledi. İddia zaten güvenli evdi, güvenli evde kalmadığını söyledi. Dosya içerisinde başka hiçbir delil olmamasına rağmen mahkeme başkanı gizli tanığı dinlemediğini gerekçe göstererek bugün tutukluğun devamına karar verdi. Duruşmayı 19 Nisan'a erteledi. Bizler dosyanın müdafileri olarak 19 Nisan'da yine tüm demokratik durumları ve hak kurumları duruşmayı sahiplendi ve dayanışmaya çağırdı. Az önce içeride yine bir hukuk garabeti izledik. Halise Ana tam 9 aydır çok hukuksuz bir şekilde düzmece bir dosyayla cezaevinde tutuluyor. Sağlık sorunları var ve bu dosyanın hukuksuz olduğunu, düzmece olduğunu, tamamen uydurulmuş bir dosya olduğunu hepimiz biliyoruz. Halise Ana'nın uğradığı bu haksız, hukuksuz muamelenin sebebini de biliyoruz. Oğlunun kemikleri bir kutu içerisinde kendisine verildi Halise Ana'nın. Ve bununla beraber Türkiye kamuoyunu, özellikle de Kürt kamuoyunu vicdanında çok ciddi bir yara, çok ciddi bir etki yarattı. Ve oluşan kamuoyuna yönelik bir saldırıdır aslında bu. Biz bugün bu davayı Kürt halkına dönük, Kürt analarına dönük gerçekleştirilen bir intikam davası olarak görüyoruz ve böyle tanımlıyoruz. Bütün uydurulmuş tanıklar yüzmece bir dosyayla tam 9 aydır Halise Ana'yı haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutan bu hukuk sistemini tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Halise Ana hepimizin anasıdır ve onun yanında sonuna kadar biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 19 Nisan'da görülecek duruşma için de çağrımızı yineliyoruz. Halise Ana'nın yanında durmak bir vicdan meselesidir. Asla kabul edilemez bütün bu yapılanlar. Bu hukuksuzluk kabul edilemez.